Merhaba arkadaşlar, fizik öğretmeniniz Dilek Güneş ben. Bugün sizlerle manyetizma 1 videomuzun soru çözümünü yapacağız. Akım geçen tel, akım geçen çember, üzerinden akım geçen akım makarası. Yani bu 3 konunun sorularını çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuzdayız. Şekilde görülen bir manyetik alan. Bu manyetik alanın üzerine içerisine üzerinden i akımı dışarı doğru, sayfa düzeninden dışarı i akım geçen bir tel yerleştirilmiş. Ve bu telden ve manyetik alandan kaynaklı olan bileşke manyetik alan KLM'deki bunları istiyor bize. Şimdi bakınız, öncelikle şu manyetik alana bir bakalım. Mevcut manyetik alanı yerleştirelim. Bakınız ne yaptık? Mevcut manyetik alanı yerleştirdik. Daha sonra üzerinden akım geçen, şöyle i akım geçen tel. Ne yapıyorduk? Hemen bunun etrafına bir çember çiziyorduk. Baş parmak akım dışarı. Dört parmağın dönme yönü de manyetik alanın yönünü belirliyordu. Bakınız, baş parmak dışarı, dönme yönümüz dört parmak. Yani şu şekilde. Hemen buraya uygulayalım. Dönme yönümüz ne oldu? Bu şekilde oldu. Dönme yönüne bakarak ne yaptık bakınız? Şuradaki manyetik alanlarımızı gösterdik. Şimdi diyelim ki şöyle olsun. Manyetik alanın şuradaki manyetik alanla akım geçen telin oluşturduğu manyetik alanlar eşit büyüklükte olsun. Bunlar vektörel olduğuna göre L noktasındaki manyetik alanımız ne oldu? 0 oldu. Şimdi şuraya bakacak olursak BB aradaki açı 90 derece ne oldu? Kök 2B oldu. Yine aynı şekilde BB aradaki açı 90 derece, kök 2. Şimdi bileşke manyetik alan şiddetleri, yani büyüklükleri arasındaki ilişki dediğine göre o zaman K'nın ve M'nin manyetik alanları büyüklükleri eşit ve kimden büyük olmuş oldu? L'den büyük olmuş oldu. Şimdi devam edelim bakalım. Diyor ki bize 2 tane tel verilmiş. K ve L telleri verilmiş. Tellerin O'da oluşturduğu bileşke manyetik alan hangi yöndedir? Şimdi hemen şurada yine bir uygulamasını yapalım. Akım sayfa düzleminden içeri, hemen etrafına ne çiziyorduk? Bakın, çember. Şimdi çemberi çizdik. Baş parmak sayfa düzleminden içeri. Hemen dönme yönüne karar veriyoruz. Bakın, sayfa bu. Sayfadan içeri dönme yönünü bulduk. Ve dönme yönüne göre manyetik alan çemberde hangi soruluyor, hangi nokta soruluyorsa oraya teğet oluyordu. Şimdi bakınız, çemberi çizdik. Dönme yönümüzü bulduk. Şimdi O noktasını soruyor ya, O noktasını çembere en yakın noktaya ne yaptım? Taşıdım. Dönme yönüne göre şöyle olmalı. Şimdi bunu gerçek sorulan bölgeye taşıdık. Buna BL diyoruz. Şimdi aynı işlemleri kim için yapacağız? K için. K'nın çemberini çizdim. Pardon. Akım sayfa düzleminden dışarı. Bakınız, hemen dönme yönüne karar verdim. O noktasını çembere en yakın noktaya taşıdığımda O noktasındaki manyetik alan, bakın, şu sarı ile çizdiğim olmalı. Yani şu. Şu sarı ile çizdiğimiz kim oldu? BK olmuş oldu. Şimdi bize neyi soruyor? Bileşke hangi yöndedir? Elimizde ne var? Bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru. Akım büyüklükleri aynı. Aralarındaki uzaklıklar aynı. O zaman buna B, buna B dersek bu ikisinin bileşkesi hangi yönde olmuş olacak? Bakınız, 5 yönünde olmuş olacak. Zaten bize neyi sormuş? Bileşkeyi sormuş. Bakalım. R yarıçaplı iletken ve türdeş çember telden 4 i'lik akım geçiyor. Çemberin merkezinde oluşan manyetik alanı bulunuz demiş bize. Şimdi biz önce bir bakalım neleri yorumlayabiliriz. Şimdi tellerin direnci her zaman neydi? Uzunlukları ile doğru orantılıdır. Uzunlukla doğru orantılı. Şimdi bakınız, şöyle bir akım ayrılacak. Bir de şöyle bir akım ayrılacak. Burada bizim telimizin L kadarlık kısmı varsa burada 3L kadarlık kısmı var. O zaman biz ne dedik? Uzunlukla doğru orantılıysa bu parçanın direnci 3R, bu parçanın direnci ne kadar olur? R kadar. Şimdi sorunun orijinalinde şu i ve 3i yok. Ben bunu fazladan yazmışım. Şimdi biz şöyle düşünün. Elimizde R ve 3R paralel iki tane ne var? Direnç var. Ve buraya bir akım gelmiş. Akımı dirençlerle nasıl paylaştırıyorduk? Akım ile, onu da not alalım. Akım ile direnç ters orantılıydı. Bunları nereden biliyorsunuz? TYT fizik, TYT elektrik, 10. sınıf elektrikten biliyorsunuz. O zaman bizim 3R'lik direncimizden i akımı geçerse toplam, çünkü ne olacak? 4. 1'e 3 paylaştıracağız. Buradan geçen akımımızda ne olmuş oldu? 3i olmuş oldu. Şimdi biz ne demiştik? B eşittir 2K pi i bölü R. Bu
ne içindi? Tam bir çember içindi. Şimdi biz sorumuzun bakın şu taradığım kısmını incelersek kaçta kaçı var? 3 bölü 4'ü var. Şimdi buradan geçen akımın yönü şu. Şimdi 4 parmak akımın dönme yönü olmak şartıyla bakınız şu şekilde yapacak olursak baş parmağım sayfa düzleminden içeri yani manyetik alan içeri. Şu parçanınkini yazıyorum bakın. İçeri 2K pi i bölü r yarıçap kaçta kaçı var dedik? 3 bölü 4'ü var dedik. Bunu yazdık. Şimdi geride kalan şu parça için bakalım. Şöyle yeşille tarıyorum. Kaçta kaçı var? 1 bölü 4'ü. Şimdi bunun dönme yönüne göre şu şekilde bakınız. Dönme yönüne göre şu şekilde 4 parmak dönme yönü, baş parmak manyetik alan sayfa düzleminden ne oldu? Dışarı. 2 k pi i yerine ne yazacağız bu sefer? 3i bölü r çarpı kaçta kaçı var bu sefer çemberin? 1 bölü 4'ü var. Şimdi bakınız buradan ne geldi? 6k pi i bölü 4r. Buradan ne geldi? 6k pi i bölü 4r. Biri içeri biri dışarı. Şimdi sayfa düzleminde biri içeri biri de dışarıysa bakın bunlar aynı doğrultuda zıt yönlü demektir. Zıt yönlü vektörleri de biz birbirinden çıkarıyorduk. Aynı değerleri birbirinden çıkarırsak o zaman O noktasındaki bileşke manyetik alanımızda ne olmuş oluyor? Sıfır olmuş oluyor. Bakalım sırada hangi sorumuz var? Bobin sorumuz var. İki tane bobin vermişiz. Şimdi hemen şuraya bobinin formülünü hatırlayalım. Neydi? 4K pi i n bölü l. Burada n dediğimiz şey sarım sayısı. L dediğimiz şey ise bobinin sarımların sarılı olduğu kısmının sadece nesiydi? Uzunluğu idi. Şimdi bx için yazıyorum. Gayet kolay bir soru. Yani formülde verilenleri yerine koyup koyamadığımızı ölçen bir soru olmuş. 4k pi i çarpı n 2n bölü 2 ile by'yi yazalım. 4k pi i'sini kaç vermiş? 2i n bölü 3 l. Şimdi bunların oranını soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar genelde öğrenci olarak şunu yapıyorsunuz. Burada bir de ne vermiş bakınız buranın direnç özür dilerim yarı çaplarını vermiş. R'ye 3R. İşte biz neye alışkınız? Orada bana bir şeyler verildiyse illa onları kullanma psikolojisine giriyorsunuz. Hayır, size verilen her bilgiyi kullanmak zorunda değilsiniz değil mi? Çünkü bizim kafamızı karıştırmak için ekstradan bilgileri ne yapacaklar? Verecekler. Şimdi R yarı çapı ne yaptık? Bakınız kullanmadık. Zaten fizikte ne diyoruz? Formülde ne varsa ona bağlıdır. Bizim formülümüzde yarı çap var mı? Yok. O yüzden bakın yine de buraya not olarak yazdım. Manyetik alan bobinin yarı çapına bağlı değildir. Verse bile umurumda değil. Şimdi buradan ne yapalım? Oranlayalım. 4K pi i'ler gitti. N'ler gitti. Şu 2'ler gitti. L'ler gitti. Sonuç olarak cevabımız 3 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi bakalım sıradaki sorumuz. Şöyle bir manyetik alan verilmiş. Şimdi arkadaşlar önce bu soruda yapacağınız hatayı bir çözelim. Ona göre çözelim. Şimdi sizden istenen hata. Biz bunu gördük. Hemen çok iyiyiz. Ne yapacağız? Bileşenlerini ayıracağız. Bakın şu şekilde bileşenlerini ayırdıktan sonra şu parçaya B'ye şu parçaya BX deyip soruyu çözerseniz ki muhtemelen cevaplarda olacak. Elenirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunu böyle otomatik hemen yazmıyoruz, söylemiyoruz. Peki ne yapıyoruz? Buluyoruz arkadaşlar. Peki nasıl bulacağız? Şimdi bakalım. Evet yine bileşenler bunlar. Ama bu bileşenlerden hangisi x'in hangisi y'nin böyle bakarak hemen söylemiyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Bunun etrafına bir çember çiziyorduk değil mi? Çemberi çizdik. Baş parmak sayfa düzleminden dışarı hemen dönme yönüne karar veriyorum. Şimdi o halde O noktasını çembere en yakın noktaya getirdim. Dönmeye göre bakın X'in O'da oluşturduğu manyetik alan ne olmalıymış? Yukarı doğru. Yani bu yukarı doğru olan kimin bileşeniymiş? X'in. Şimdi aynı şekilde zaten artık diğerinin Y'nin olduğunu biliyoruz ama şöyle bir gösterelim. Hemen dışına çemberi çizdim. Baş parmak akım dışarı dönme yönüne karar verdim. Dönme yönü şu. O noktasını taşıdığımızda buraya teğet. Yani bu kimin bileşeniymiş?
Y'nin bileşeniymiş. Şimdi sorumuzu çözebiliriz artık. Bx'i yazalım. Bx bakın buydu. 1, 2, 3 birim. 3 eşittir. 2K Ix bölü D. D'miz ne kadar? 1, 2 birim. Şuradan ne oldu? 2'ler gitse 3 eşittir. 2K X Ix. Bunu bulduk. Şimdi BY'yi yazalım. BY eşittir. BY'nin büyüklüğü ne kadar? 1 birim. 2K İY bölü bunun buraya uzaklığı kaç birim? Bakıyoruz. Uzaklığı 1 birim. Şimdi buradan ne geldi o zaman? Şöyle yapalım. 1 eşittir 2K İY geldi. Şimdi buradan bizden ne istiyordu? İX bölü İY'yi istiyordu. Şimdi şuradan şu işlemleri bir kontrol edersek. Şöyle şu 2'yi göndermişim. Buraya yazmışım. Tabii şöyle yapalım. Şu 2'yi şuraya göndermiş olayım. 6 olsun. Şimdi oranlayalım. 2K 2K gitti. İX bölü İY'yi kaç bulmuş oldum gençlik? 6 bulmuş oldum. Devam edelim bakalım. Tellerin K'de oluşturduğu manyetik alan 0. D1 büyük D2 olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Bakınız bu çıkmış bir üniversite sınav sorusunun benzeri. Şimdi tellerin K'da oluşturduğu manyetik alan 0. Şimdi tellerin K'da oluşturduğu manyetik alanın 0 olabilmesi için tellerden geçen akımların kesinlikle ne olması lazım? Zıt yönlü olması lazım. Doğru mu? Şimdi zıt ya da bakı şöyle yapalım. Hiç öyle genellemeyelim. Diyelim ki ikisinden de şu şekilde akım geçiyor. Yani zıt dediğim birinden içeri birinden dışarı gelmeli. Şimdi teli aldık sardık değil mi? Baş parmak akımın yönüydü. Şu şekilde sardığımızda K noktası tırnaklarımızın içine bakıyor. İçeri. Yani şuraya tekrar çiziyorum. Şöyle olduğunda şurası içeri oldu. Şimdi D2'den dolayı yaptığımızda bakınız K noktası bu sefer elimin arkasında kaldı dışarı. Evet aynı yönlü teller üzerinden geçen akımlar aynı yönlü olduğunda biri içeri biri dışarı oldu. Bu benim işime yarar. Peki şimdi birinci öncülün doğru olup olmadığına bakıyoruz ya bir de kesinlikle diyor. Şimdi kim kimden büyüklü soruda ona bakalım. D1 büyük D2. Şimdi 2K İX bölü D1 eşittir 2K İY bölü D2. Şu 2K'lar gitti. O zaman D1 büyük D2 ise IX büyük ne olmalı? IY olsun ki K'daki bizim bileşkemiz ne olabilsin? Sıfırlanabilsin. O zaman birinci ifade ne oldu? Gitti. Tellerden geçen akımlar zıt yönlüdür. Şimdi bakalım. Bunu deneyelim. Bu tarafa geçsin. Bu tarafa geçsin. K noktası burada. Şimdi yukarıdaki tel için yani X ve Y teli için. X teli için kalemi sardık. Tel. Baş parmak akım. Bakınız K noktası tırnaklarım K'yı gösteriyor. Ne oldu? İçeri. Şimdi bakınız. Kalemin ucu akım olsun. Baş parmak akım. Şimdi K noktasına doğru ne yapıyorum? Bakın tırnaklarım içeri giriyor. O zaman eğer ki tellerden geçen akımlar zıt yönlü olsaydı bu tellerin X ve Y tellerinin K'de oluşturduğu manyetik alan ikisi de içeri olacaktı. İkisi de içeri olursa biz bunları ne yapmak zorundayız? Toplamak zorundayız. Toplarsak da değer sıfır olamaz. Yani tellerden geçen akımlar zıt yönlü değildir. Aynı yönlüdür. Şunu söyleyebiliriz. K'da oluşan manyetik alanlar evet zıt yönlü olmak zorunda. Şimdi cevap çıktı zaten ortaya. Yalnız 3. L'deki manyetik alanın doğrultusu sayfa düzlemine diktir demiş. Şimdi bakalım biz bunlardan geçen neyi bulduk? Manyetik tellerden geçen akımların aynı yönlü olduğunu bulduk. Şimdi bakınız şuradaki gibi olsa şimdi şöyle teli sardığımızda baş parmak akım L noktası elimin neresinde kalıyor? Arkasında kalıyor. X içinde, Y içinde yani dışarıda. Bu dışarıda zaten ne demek? Sayfa düzlemine dik dışarı demek. Ya da tam tersi diğer yön olsaydı ne olacaktı? Çünkü soru kesinlikle sorusu ya. Yani bu şekilde yapsaydık bu sefer baş parmak akım şeklinde koyduğumuzda bu sefer L noktasından ne yapıyoruz? Bakın içeri giriyoruz ama ikisi de içeri olacaktı. Ve içeri de ne demek? Sayfa düzleminden dik içeri doğru demek. Yani her halükarda L noktasında oluşan manyetik alan sayfa düzlemine diktir. Devam edelim bakalım. K'deki bileşke manyetik alanın sıfır olması için
X telinden geçen akımın kaç iyi olması gerekiyor diyor. Şimdi bakınız burada ne var? Yarım çember var. Burada akım geçen düz tel var. Şimdi yarım çemberde kimi kullanacağım? 2K pi i bölü r ama yarısı olduğu için 1 bölü 2 ile çarpacağım. Akım geçen düz tel için 2K i bölü d'yi kullanacağım. Şimdi İx şu tarafa doğruymuş. Akım 4 parmak dönme yönü. Şimdi çemberde neydi? 4 parmak akımın yönü, baş parmak manyetik alan. Şu şekilde o zaman K noktasına ne oluyor? Bakınız baş parmak sayfadan içeri. Şimdi yazalım. İçeri Bx eşittir. 2K pi yerine 3'ü alalım. 2K pi yerine 3. İx bölü R çarpı 1 bölü 2. Bunu yazdık. Şimdi akım geçen düz tel, akım bu tarafta. Şimdi bakın teli sardık, baş parmak akım. K noktası elimin neresinde kaldı? Arkasında. Yani ne olacak? Dışarıda. BY eşittir 2K 4i bölü K'ya olan uzaklığı R. Şimdi buradaki manyetik alanın sıfır olabilmesi için evet ilk şartı sağladılar, bakın zıtlar ve bunların büyüklükleri birbirine eşit olmalı. Yani BX eşittir BY olmalı. Şimdi yazalım, şu 2 ile şu 2 gitsin, yukarıda ne kaldı? 3 K İX bölü R. Burada ne var? 8 K İ bölü R. K'lar yine gitti, R'ler yine gitti. İX dediğimiz şey 8 I bölü 3 olmak zorunda kaldı. Devam edelim bakalım sıradaki sorumuz. Pusula iğnesi varmış. Pusula iğnesinin yatayla yaptığı açı 45 derece olduğuna göre selenoitten geçen akım 2 katına çıkarılırsa pusulanın yeni şekli nasıl olur, nasıl durur diyor. Şimdi bakınız akım artıdan çıktı, şöyle eksi. Sarımların üzerindeki ok, şimdi bakınız bobini sardık. Sarımların üzerindeki oklar aşağı bakıyor. Tırnaklarım nereye baktı? Aşağı baktı. Baş parmak nedir? Manyetik alan. Şimdi bobinin sağladığı manyetik alan bu. Demek ki bizim pusulamızın şu bileşeni kim olacak? Bobinden kaynaklı. Bileşkenin bu tarafa doğru olabilmesi için demek ki aradaki açı da 45 dereceymiş ya, yerin manyetik alanının büyüklüğü de yukarı doğru B oldu. Yani bu hiç değişmeyecek, hep var. Yani ikinci durumda da yukarı doğru yerin manyetik alanı bu şekilde olacak. Şimdi biz kimi bulacağız? Bobinin manyetik alanını. Bakın arkadaşlar bu güzel bir soru. Bunu böyle bir işaretleyelim. Diyor ki selenoitten geçen akım 2 katına çıkarılırsa. Şimdi normalde B eşittir 4K pi n bölü L idi. O zaman biz ne yaparız? Akımı 2 katına çıkarırsak bizim manyetik alanımız 2 katına çıkar. Ne tarafa doğruydu? Yönünde bir değişiklik yok. Demek ki bu tarafa doğru ne olacak? 2B olacak. Şimdi bunlar aralarındaki açının 45 derece olabilmesi için bu manyetik alan, yerin ve bobinin oluşturduğu manyetik alan ne olmalıydı? Eşit. Ama kim büyük? 2B. O zaman ne diyorduk? Bileşke her zaman kime yakın oluyordu? Büyük olana yakın oluyordu. Pusula iğnesi bu sefer bu şekilde durur diyeceğiz. Devam ediyoruz bakalım. Yine bir çıkmış sınav sorusu. İlk durumda K'de oluşan bileşke manyetik alan B ise X'ten geçen akımın yönü ve şiddeti sabit tutulurken Y'den geçenin yalnız yönü değiştirilirse B'nin yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir? Şimdi ilk durumu bulalım. Şimdi K noktası burada bakın arkadaşlar. Akım geçen düz tel. Ne yaptık? Şöyle X teli için koyduk. Tırnaklarım K noktasından ne yapıyor bakınız? İçeri giriyor. O zaman X'in K'de oluşturduğu içeri. Şimdi aynı şekilde teli aldık, sardık. Baş parmak akım, bakın K noktası elimin arkasında kaldı. Yani dışarıda. Bu da kim? B'ye. Biri içeride, biri dışarıda. O zaman ne yapacağız demek ki biz bunları? Çıkaracağız. Şimdi Bx'i bulalım. Çarpıyı artı gibi düşünüyorduk. Dışarıyı da eksi gibi düşünüyorduk. Formülüm 2K 2i bölü D. Bu artı. İçeriden dolayı. By'yi yazıyorum. 2K 3i bölü 2D diyorum. Bunu da eksi yazdık. Şimdi 6'dan, pardon, şöyle payda eşitleyelim. Şunu yaptık. 3'ten 4'ten 3'ü çıkardığımızda ne kalır? 1. Ne oldu? Artı. Yani artı çıktığı için içeri K
i bölü d şeklinde bulduk. Bu ilk durum. Şimdi ikinci durumda diyor ki x'te hiçbir değişiklik yapma. Y'de ise akımın yönünü değiştir sadece diyor. Yani şöyle yaptık. 2i, 3i yaptık. Şimdi o zaman ne olacak? X telinden içeri, bakın y teli akım aşağı, y telinden içeri. İkisinden de ne gelecek? İçeri, içeri. Yani yönü değişmedi. Çünkü yönünü ne bulmuştuk? Bakın içeri. Bu sefer yine ikisinden de içeri gelecek. Toplayacağız, yine içeri çıkacak. Yani yönü değişmez. Şimdi biraz önce çıkarıyorduk. Bu sefer bu değerleri ne yapacağız? Toplayacağız. Bakın burayı. Burada ne vardı? 4. Burada ne vardı? 3. Topladık. Bileşke 7KI bölü D oldu. Az önce KI bölü D idi. Şu an 7KI bölü D olmuş oldu. Yani bileşke artar, yön değişmez dedik. Şimdi bu etapta anlatacağımız, göstereceğimiz soru tiplerimiz bu kadar. Bir sonraki konu videosunda görüşmek üzere.